Şakir mi bunun adı? İlk kez bir traktörün adına rastlıyorum. Şakir. Benim parça hocam bulaşık makinesine bir isim vermiş. Pakize. Orada yaz, ne bak? Ya bulaşığı yıkıyordu. Yapma, şakir ya. Neyin adına? Traktörüne ad vermiş, inadına Şakir. Ad soyad. Tenlik. Evet. Mehmet Emin Tenlik. Seviyor musun köyü? Seviyorum. Bu hayatın reisi. Estağfurullah, emanetçisi. Bekçi. Emanetçisi mi? Bekçi namı, evet. İsim soy isim. Rahmi Tenlik. Rahmi Tenlik. Son derece espri yüten, harika meselelere anlatan bir abimiz. İnşallah uzun uzun onu daha çok dinleyeceğiz yani. İnşallah. Bir mesajın var mı İstanbul'a? İstanbul'un 30 sene havasını soludum, suyunu içtim. Evet. Allah İstanbul'a bereket versin. Ülkemizin en güzel şehri. Evet. Avrupa'yı layık diyorlar ya. Fatih şehri. Evet. Oradaki tüm dostlarımıza, köylülerimize, hemşehrilerimize kucak dolusu sevgiler, saygılar. Akif. Valla ben ne diyeyim? Özledin mi İstanbul'u? İstanbul'u özlemek tabii başka bir şey de şöyle bir şey söyleyeyim. Özellikle bu siteyi hazırlarken sizlere öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Şeyle. Böyle bir girişimde bulunduğunuz için. Çünkü böyle bir şey gerçekten lazımdı bize. Evet. Bizim şu andaki gençlerimizin çoğusu atalarını, cetlerini, nereden geldiklerini bilmiyorlar. Evet. Çoğusu akrabalarını dahi tanımıyorlar. İnşallah bu girişimimiz sayesinde herkes birbirini daha tanıyacak, daha da bir kaynaşacaklar. İnşallah. Sizlere çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Şimdi bol bol kazı var Rahim abinin. Ama kaz yavrularını diğer köylülerin kazılarından ayırt etmek için ayaklarını yarma yerine, yani onların canlarını yakma yerine kuyruklarını maviye boyayarak. Orada mı? Harmana çıktı lan. Harmana mı çıktı? Harmana çıktı. Evet. Şimdi onları resimleyeceğiz. Yavrulardan böyle yavaş yavaş. Mehmet hele bak, o büyük yavrular nerede? Evet. Şunu şimdi. Dedeler çalışır, şaf yaptırır. Her titirir. Selam gönderin. Çok selam söylüyorum. Gözlerinden öperim onu. Ona kurban olayım. Siz kimsiniz? Adınızı, soy isminizi. Zeynep Ertem. Zeynep Ertem. Ha, nenesi, babaannesi. Ha, kocanızın ismi ne? Köroğlu. Yaşıyor mu? Yok. Allah rahmet eylesin. Sağ ol, ömür uzun olsun. Siz de Burak kızı mısınız? Ha? Başkedik kızı Yok, mısınız? Yok, ben Merve kızı ya. Nere? Merve. 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 Ha, Merve. Yakın köy. Adı ne, şimdiki adı ne? İndikini bilmem vallahi. Bekler. Hmm, Bekler köyü. Bekler köyüne. Evet. Evet, sol sağ ol. Siz? İsim, soy isim? Cihan Ertem'in amcası oğlu. Taner Ertem. Ener'in abisi misiniz? Ener'in abisi. Evet, tamam. Sen Ener Ertem. O da bir sol. Hep sen bir sol. Eren Ertem. Cihan emsi oğlardı. Kışın çekmiştin değil mi seni? Evet. Emsi oğlardı onlar. Evet. Bunların hepsi onun emsi oğludur. O abisinin adı neydi? Cüneyt. Abi sen ne yapıyorsun? Hadi çalışın. Gide çer giy. Yani ayağını sor bir de gideceğim. Gel. Abi. Gel abi. Gel abim içeride. Evet. Konuş biraz. Konuş. Konuş diye kamera çekiyor şu an. Kamera çekiyor, konuş. Hadi. Hadi. Selam gönderiyorum diye. Selam söyle kardeşime. Evet. Her şeyden. Her şeyden. Her şeyden. Selamlar. Evet. Kalam abim. Anneannem bizim köylüymüş bak. Evet, doğru. Evet. Tamam, teşekkürler. Tamam. Sağ ol. Anneanne selam söyle. Söyleyebilirsin, selam. Kardeşime selam söylüyorum Mehmet'e. Bacılarıma, hepsine ayrı ayrı. Soy ismi ne Mehmet? Mehmet'in? Mehmet Erte. Yok, Ertan. Mehmet Turul. Turul, evet. Mehmet Turul'a selam söylüyorum. Ablalarımın hepsine selam söylüyorum. Evet, başka yakınınız var mı gurbette? Evet, gurbette.
Ondan sonra babamın ellerinden öpürüm. O da mı İstanbul'da? O da Kayseri'dediler. Kayseri'deler. Evet. Siz hangi köyün kızısınız? Biz Arazoğlu'yuz. Arazoğlu'sunuz. Tamam. Burası Ertemlere ait hayat. Ertemler nerede? Evet. Nerede senin köpekler? Burada mangalda. Onların cinsi ne? Kangal. Kangal. Nereden buldun onları? Sivas'tan geldi. Ta Sivas'a mı gittin onlar için? Oho çok iriler. Hadi seni tanıyorlar nasıl olsa. Yakınlarına gir. Adı ne onun? He? Saymaz. Bunun? Beres. Ne? Beres. Beres ne demek? Ne demek onlar? Yani manası var mı? Küpe ismi abi. Saymaz ve Berez yani ne demek? Manalar var mı? Yani isimler abi onlar. Ha, cuma namazı değil mi? Orası sizin ev değil mi? Bizim ev. Evet. Bugün cuma olduğu için sala okunuyor. Tamam. Tamam. Evet, isim soy isim. Ertem. Fatma Ertem. Evet. Eşinizin adı neydi? Fethi Ertem. Fethi Ertem. Evet. Ertem mi Ertem mi? Ertem. 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 Evet. Var mı gurbette yakınınız? Var. Kim? Kızlarım var. Ha, selam söyleyin onlara. Selam söyle onlara. Sen söyle şimdi sesini alıyor. Kızlarıma selam. Söylüyorum de. Kızlarıma selam. Ha. Ben dilimin ucları çıkamadım yokuşları. Evet. Kızlarıma selam. Yedi dağın kuşları. Tamam mı? Çok güzel. Yaş kaç? Kızlarım mı? Senin yaşın kaç? Benim yaşım sana dedim 100. 100. Maşallah. Ha. Maşallah. Burada doğdunuz. Burada doğum yerim burada. Bu memleketli. Evet. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Başka bir şey diyor musunuz? Yok. Tamam. Ben ne diyeyim? İki kız. Onu bir. Evet. Onu tağla atarken çekebilsen iyi olur ya. Yani. Tamam. Bu bir tutkuydu bizim. Şu güvercin beslemek bir tutku ya bazılarında. Sizde evet. De mi böyle? Ben de öyle. Evet. Sözü atın istersen. Be. At. Evet. Atıyorum. At. Evet. Atı da seçtin mi? Hangi atı? İçeride. Bir nere seçileyim mi? Yok tamam o kadar. Evet çekiyorum hacı amca konuş. Selam söyle. Kendini tanıt ilk önce de ki. He? Sen kendini tanıt ilk önce de ki falancanın oğluyum. Ben Başkedihli. Ahmet Boyum. Evet. Yıllarca bu memlekette çalışmış evet. Bir insanım. Evet. Memleketime yararlı işler getirdim. Evet. Köyüm Başkedik'ti. Evet. Başkedik'te oturuyorum. Bir evimde Kars İstasyon Mahallesi'ndeydim. Geçimimiz Allah'a şükür çok iyiydi. İyi de olacak inşallah. Evet. Allah hükümetimize, devletimize zeval vermesin. Amin. Selam gönderin oğlunuz uşağınıza. Oğlum, oğullarımın hepsine İstanbul'daki ve Hollanda'daki oğullarıma, kızlarıma hepsine selamlarımı eder. Bu bayram günü gözlerinden öperim. Torunlarıma. Evet. Siz? Konuş. Siz de yakından. Evet. Antalya'da yakınlarınız vardı ya. Antalya'daki kız kardeşim amcası Hamza var. Beni tanıyan herkese. Yurt dışında çalışan bütün arkadaşlar. Beni tanıyan herkese selamlarımı sunuyorum. Tamam oldu. Yeterli bu kadar. Tamam. Konuş. Bu de gördüğün kelime keşir dediğimiz bir ot. Çorbası mı yapılıyor? Çorbası da yapılıyor. Çorbası yapılıyor onun. Şimdi bunu
Bu sarı çiçeklerini de kaynatıp suyunu da içebiliyorlarmış. Ha. Şu da oğlan otu dediğimiz bir ot. Bu da tamam. Yoğurt çorbasına koyuluyor. İçindekiler Mustafa çiçeği. Şu şey, mayıs çiçeği. He, mayıs çiçeği bu çorbaya işte. Çorbaya da mı konuluyor o? Yoğurt çorbasına koyuluyor sadece. Başka bir çorbaya koyulmuyor. Şu da değil mi? Bu da Mustafa çiçeği, mayıs çiçeği. Bu biraz kuruduktan sonra nazik olduğu için onunla beraber kurumaz diye bunu ayrı kurutup onun için atacağım. Ha, yani çorba yapılırken onunla birlikte. İkisi birlikte. Ha, yani bu ayrı onun, ayrı değil. Yok. Bu bunun içine katılacak. Bundan beraber olacak. Tamam. Bu da papatya dediğimiz yine papatyamız. Bunun da çayı içilecek. Bu da at elması dediğimiz bir ot. Evet. Bunun da çay içiliyor. Çay olarak içiliyor yani. Bir de o da kelemekeşir dediğimiz yine bir ot. Ha, o da yoğurt çorbası. Yoğurt çorbasına. Bunlar yoğurt çorbasına. Bu ikisinin çay içiliyor. Evet. Başka bir şey. Bir de şey horoz bibiği dediğim. Horoz bibiği dediğim işte bir tane ot vardı mı horoz bibiği. İşte bu da bir horoz bibiği dediğimiz bir ot. Evet. Aha. Bu ot. Bunun da mı çorbası? Bu da bununla beraber. Nerelerde oluyor. Yetişiyor bunlar mesela? Bunlar kırda. Bunlar mesela mezarlığın oralardan bulduk bunu. Evet. Buralarda yoktu, su kenarında olmuyor. Bunlar. Mayıs çiçeği her yerde var. Su kenarında da oluyor da çok nadir oluyor. Evet. Mayıs çiçeği de kırda oluyor. Mayıs evet, çiçeği. Şu? Oğlan otu da kırda olan bir ot. Hmm. Su kenarında olmuyor. Bunlar da kırda oluyor. Evet. Ama horoz mimiği su kenarında da oluyor, kırda da oluyor. Evet. Bu kadar. Şimdi tamam. Gidip bir yarpız toplayacağım. Yarpız da su kenarında. Yarpız şurada var galiba. Yarpız su kenarında. O da yarpız evet. He. Orada biten de yarpızımız. Koyun. O da koyun kulağı dediğimiz bir ot. Bu koyun kulağı. Bunda nesi oluyor? Bu da o çorbayla beraber pişiyor. Hangi çorba? Yoğurt çorbasına koyulan bir ot. Beraber mi konuluyor da? Tabii bunların hepsi kurulduktan sonra birbirine katılıyor. Ama ayrı ayrı kurulursansa daha güzel. Daha tadını alır diyor. Yani ezilmezler. İkisi birbirinin şey yapmaz zıt bir otlar. Şimdi hepsi nazik bir ot ama horoz mimiği dediğimiz ot daha biraz kalın bir yapraklı bir ot. O bunlarla kurumaz diye ayrı kurutman lazım yani onu. Evet. Papatya'yı ayrı kurutman lazım. Çünkü bunlar çay olarak içilecek. Bunların içine katılmaz. Siz Necmettin İnan'ın eşi Gülten. Gülten İnan. Evet. Onu da belirtelim. Çekiyor şu an. Bu yarpız. Hangisi? Bunlar yarpız dediğimiz yarpuz. Otlar. Ha. Bu horoz mimiği dediğimiz bir ot. Evet. Bu da hatın parmağı dediğimiz bir ot. Hatın parmağı. He, bunları kurutacağız, ayran aşı çorbasına koyacağız. Hepsini. Bunların hepsi birlikte çorbaya yanı koyulacak. Ayrı ayrı konuluyor mu peki? Ayrı ayrı koyulmaz. Ayrı ayrı koyarsanız tadı güzel olmaz. Yani hepsi bunların birlikte hepsi birlikte olmaz, olacak ki tadı güzel olsun yoğurt çorbasında. Kuyucağa gidiyoruz. Eren'le birlikte. Burası Kıyas Omaç'ın hayatı. Şu ekranda görünen poşka. Poşka evet, mı dedin? Poşka. Poşka. Peynir mi yapılıyor onun için? Peynir dolduruyorlar şu an için. Yağmur yağdığı için şey yaptık. Kıyas Omaç amcamız evine çok itinayla bakıyor. 18 numara. Kapısı Türk bayrağı şeklinde boyamış. Evi çok geniş, ferah. Hatta plakayı bile kıyas olarak şey yapmış. Bu köyde benim evlerim. Evet. Üzerinde maalesef. Yok. Ermenilerden kalma ev. Ama çok şirin. Güzel bir ev. Yağmur yağıyor. Çok fazla çekim yapamıyoruz. Şakir mi bunun adı? İlk kez bir traktörün adına rastlıyorum. Şakir. Benim Farsça hocam bulaşık makinesine bir isim vermiş. Pakize. Orada yaz, merhaba. Ya hiç bulaşığı yıkıyordun. Yapma, Şakir ya. Evet. İlk adına. Traktörüne ad vermiş, inadına Şakir. Ad soyad. Tenlik.
Mehmet Emin Tenlik. Seviyor musun köyü? Seviyorum. Bu hayatın reisi. Estağfurullah, emanetçisi, bekçi. Emanetçisi mi? Bekçi lanı, evet. İsim soy isim. Rahmi Tenlik. Rahmi Tenlik. Son derece espriyten, harika meselelere anlatan bir abimiz. İnşallah uzun uzun onu daha çok dinleyeceğiz yani. İnşallah. Bir mesajın var mı İstanbul'a? İstanbul'un 30 sene havasını soludum, suyunu içtim. Evet. Allah İstanbul'a bereket versin. Ülkemizin en güzel şehri. Evet. Avrupa'yı layık diyorlar ya. Fatih şehri. Evet. Oradaki tüm dostlarımıza, köylülerimize, hemşehrilerimize kucak dolusu sevgilerim, saygılar. Akif. Valla ben ne diyeyim? Özledin mi İstanbul'u? İstanbul'u özlemek tabii başka bir şey de şöyle bir şey söyleyeyim. Özellikle bu siteyi hazırlarken sizlere öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Şeyle. Böyle bir girişimde bulunduğunuz için. Çünkü böyle bir şey gerçekten lazımdı bize. Evet. Bizim şu andaki gençlerimizin çoğusu atalarını, cetlerini, nereden geldiklerini bilmiyorlar. Evet. Çoğusu akrabalarını dahi tanımıyorlar. İnşallah bu girişimimiz sayesinde herkes birbirini daha tanıyacak, daha da bir kaynaşacaklar diyorum. İnşallah. Sizlere çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Şimdi bol bol kazı var Rahim abinin. Ama kaz yavrularını diğer köylülerin kazılarından ayırt etmek için ayaklarını yarma yerine, yani onların canlarını yakma yerine kuyruklarını maviye boyayarak. Orada mı? Harmana çıktı lan. Harmana mı çıktı? Harmana çıktı. Ha, evet. Şimdi onları resimleyeceğiz. Yavrulardan böyle yavaş yavaş. Mehmet hele bak o büyük yavru nereye gitti? Evet. Böyle olmaz ki, bunu şey yapmak lazım ya. İçine bak, buraları yapacak. İçine bakacaksınız mı? Aşağı cami, aşağı mahalle camii değil mi? Evet. Bol bol karga sesi, bu ne ya? Evet, kargalar kuğul, ağaç karga sesi. Bu karga sesi, bak bile. Evet. Çok güzel, yeşili bol. Yeşili bol, bu burada aynı londur asfaltı gibi, ağaçların altı. Hı. Burası londur asfaltı. Burası londur asfaltından şu anda gidiyoruz. Çok güzel buralar, evet. Evet, Hacı amca. Sen konuş. Buğdayı kavurdular sacda. Onu kikirede çektiler el değirmeninde. Ha. Onu götürdük gittik Sınık köyüne. Evet. Koca nenemle eğer süt bulardısa onu sütle böyle o vardı. Evet. Eğer süt bulmasa biraz yağ, biraz suda onu ıslatır, böyle şey yapardı, evet. Yumruk, onu ye. Bir kış onunla yaşadım, öldürmedi. Sınık'ta değil mi? Sınık köyünde. Kaç yaşındaydın o civarı? 7-8. Ermeniler basanda köyünüzü değil mi? Ermeni basmadı, geldi bizden komşu oldu. He, siz gittiniz, siz özünüz mü gittiniz? Yok, sonradan Ermeni başka köyleri basmaya başlayanda biz duramadık köyde. Ha, bizi de basacak dediniz. Bizi de. Ha. Ama bizim köyden 5 tane baba yiğit
bizim köyü vermedi Ermeniye. Kim idi o baba yiğitler? Amcam Mehmet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet. Delidiriz. Muradoğlu Bayram. Muradoğlu bu Keçit'teki Muradoğlu Bayram mı? Yok. O Tezeket'teydi onun torunu. He. Efendim sense delidiriz. Evet. Cabbarlardan kara beş adam bir köyde geceleri ateş edirdik deyir. Ermeni deyirdi ki bu köyde çok biri var. Halbuki deyir beş kişiyiz. Bizim köye gelemedi. Evet. Güllü bulağı falanı. Evet. Ne kadar kaldın? Sınıfta ne kadar kaldın? Bir kış. Ha. Bir kış kaldık. Ha, biraz yaklaştırın Hacı amcaya. Ha, bir kış kaldın. Ha. Ha, bir kış kaldık. Ondan sonra geri mi döndünüz yoksa... Geri döndük. Ha. Çok çekmedi. Allah zavallı vermesin. Deli Halit geldi. Deli Halit bir kış kömürü de kaldı. Evet. Köyde işe yarayanları asker aldı. Evet. Efendim sen bir takım adam gitti Ermeni'nin malını talan etti. Evet. Ha iyi ola. Hacı. Söyle nereden, ha. Kaç doğumlusan, nereden? Kaç doğumlusan, nereden geldin, ana adı, baba adını söyle. Kendini tanıt. Ha. Kendini tanıt yani. Seferoğlu İsmail Boy. Heh. Avubadan geldik. Çakmak köyünden. Çakmak köyünden. Heh. İslam Erginesi'ne geldik. Heh. Orada da yerli köy olduğu için. Heh. O köyde iki sene kaldık. O köyden de bu başkediye geldik. Bu köyde yerleşme için. Heh. Yaşım 100 yaşındayım. Deli Halit Paşa gümrüğü aldığı zaman 8-10 yaşlarındaydım. Ha, o kısmını anladırdın zaten. Ha, başka ne diyeyim? O girende 8-10 yaşındaydın sen değil mi? Evet. Ha. Devam Bağlık et. Bağlık vardı. Ha. 3 tane ekemedik Ermeninin zulmünden. Ha. Öyle oldu ki bir davar 15 kilo arpa onu oldu. Evet. Peki şey diyeceğim. Buyur. Daha sonra Türkiye'ye geldiniz. Bir şiir yazmıştın Sura Ekinci için. O şiiri bir daha ağzından dinleyelim. Hangi şiir lan o? He. Oku. Mezer senin şikayetin varsa. Bir dakika. Bir dakika. Ha. Kestin ümidimi mehnet yolunu. Allah emaneti veririm sana, yaralı gönlümün gonca gülünü. Hı. İrcan budur bayan babayan, tokundurmayasan, o Latif ismine çok vermez yan, bozulup kadde dağlı harap olmasın. Beçara İsmail'in gamgün sonası, solmadı elinin elven kınası, dünyada kalmadı bir nişanası, dünyadan Beymurat şehitlerini. Evet, çok güzel. Çok teşekkür ederim Hacı amca. Yalnız kendime bir şiirim var. Ha, söyle, onu da söyle. Sabah güneşim doğar mı bilmem. Karanlık ufkumun yıldızı söndü. Şafağım uyanır, ağar mı bilmem. Gözlerimi kara duman burudu. Gündüzüm geceye döndü. Çalışır saatimin akrebi durdu. Kursam yine de çalar mı bilmem. Dürüldü defterim çıktı fermanım. Sona ermek üzere demi devranım. Müselleme saf saf olan ihvanım. Tabuduma bakar ağlar mı bilmem. Kabirde okunur yasını taha. Evet. Hoca talgın verir kuru evraha. Fakiri atarlar çukur toprağa. Ona da tabudum sıkar mı bilmem. O zaman dayanamaz peygamber. Halime rehim eder
şahımız haydar. Nare cehennemin ateşi söner. Yine de tutuşar, yakar mı bilmem. Bu kadar. Evet, çok teşekkürler. İsmail Boy. Evet, 100 yaşında, Başgediklerde yaşıyor. Allah daha da uzun ömür versin diyelim. Hayırlı ömür. Hayırlı ömür değil mi? Evet. Hayırlı ömür. Allah sana da benim yaşımdan versin. Amin. Amin. Çok teşekkürler. Adını söyle. Kime selam söyleyeceksin ama? Kızların adı. Kızlarıma Sebla'ya, Sunay'a selam söylüyorum. Anneniz Güher. Tamam. Sizler? Ben bütün İstanbul'un bütün köylülerime, akrabalarıma selamlar olsun. Evet. Siz de gönderiyorsunuz. Sen de selam. Bütün ailemize çok çok selam olsun. Hadi. Oldu. Vallahi tanıyan tanımayan herkese selam olsun. Oldu. Çok teşekkürler. Pardon, kamerayı aldım. Ahmet amca, kendini tanıt. Bak, kamerayı alıyorum seni. Konuş yani. Konuş yani, konuş. Ne konuşayım ki? Tehmez'in oğlusan. He. Tehmez Taştan'ın oğlu. Evet. Ahmet Taştan. Evet. Kendisi uzun seneler sünnetçilik evet. yaptı. Hatta burada berber dükkanı, evet. berber diyorlar eskiden de. Berber Ahmet. Ha, berber Ahmet. Evet. Şimdi beni de söyledi, beni de sünnet etmiş. Şimdi evet. hatırladım tabii, küçüklük. Kendisine çok teşekkürlerimizi çok. Sunarız. Şimdi siz selamınızı gönderin, İstanbul'da yakınınız falan. İstanbul'da ha. olan tüm çocuklarıma, akrabalarımın hepsine, ölenlere rahmet, kalanlara uzun ömür, evet. iyi günler dilerim. Çok oldu. Selamlar ederim. Hanım yaşıyor mı? Hanım yaşıyor ama hanımın 6 senedir gözleri kapandı, içerideydi. Bir şey yaramıyor daha. Allah şifa versin. Cümlesine. Yaş kaç? Yaş 71. Yapıyor musunuz halen berberlik? Yok, daha 4-5 senedir gitmiyorum. Bir tane şeyim vardı, çantam vardı hatırlıyorum. Usturayla kesirdin ola ki. Ben çok da seni sevirdim de. Sağ olasın abi, çok teşekkür ederim. Allah'a emanet ol. Bir atasözü söyleyeceğim. Söyle. Bir berber, bir eskiden bir çimşişah varmış, gelir berbere tıraş olmaya. Bakır ki boş sıra buna gelir. Bu koltuk oturarken bir tane kravatlı gelir. Der kardeş, sen orada 5-10 dakika otur. Evet. Ben bu adamı bir yolçedim. Çimşişah olduğunu bilmir tabii. Ha. Buna sıra gelende biri daha gelir. Onu da tıraş edin diye sen bir dakika daha dur. O zaman der ki, parasız cimşidin kimse bakmaz yüzüne. Marifet mangıra değmez. Simizar ayağı mıdır? Bu şimdi simizar ayağı mıdır yeğenim? Evet. Çok çok orada sizin köylerde gamber öldü tabii. Ondan sonra Adoş durur. Durur o köyde. Oradaydı mı gene? Köyde. Geldi köyde. Geldi evet. Sonradan tamam. Hepsine çok selam ederim. Aleykümselam. Geçen günlerimiz, eğlencelerimiz geçti. Önce isim, soy isim tanıt kendini. İsmim Mevlüt Kaya. Evet. Selam gönderiyorum bütün arkadaşlara ve oğullarıma, herkese. Tanış olan arkadaşların hepsine selam eder. Büyüklerinin ellerine, küçüklerinin de gözlerine öperim. Evet. Hala şükür halimiz iyi, yerinde. Kendisi seyahatin yerinde çalışıyorum. Hanım nerede? Yaylada mı? Yaylada. Kimse yok. Oğlan da yaylada. Oğlan da mı var? Evet. Hangisi? Sedat. 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 Onu yazmadık. Sonki gardan olanlar yazmadık. Sonki gardan olanlar niye söylemedin? Unuttum. 2-3 kar aldım ben. Ne bileyim sen. Kapanıdır be. 3 kar almışım. 3 kar mı aldın? 3 kar aldım. Öldüler de mi aldın? İkisi öldürdü ya. He. O çocuklar yazılanların hepsinin annesi öldü. He. Sonra gittim bunu aldım. He. Allah rahmet eylesin. Ben çok perişanı çektim. Gel yapayım. Abi evet. Gel 15 gün, 20 gün kalmasın. Yaparsın. Tamam. Şöyle aslanla beraber bak böyle. He. Karmana doğru. Tamam. Evet, buyur abi sen al. Heh. Ali merhaba canım. Bak aynen sana söz verdiğim gibi. Geldim babanla görüştüm. Elini öptüm. Taşın toprağın hepsinin fotoğrafını çektik. Evet. Sana gönderiyoruz, selamlarımı sunarım. Görüşmek üzere. Tamam. Selam gönderin oğlunuza, uşağınıza neredeyse. Ankara'da var çocuklar. Hepsine selam eder, gözlerinden öpürler. Sen de buraya geldiğimi çok teşekkür eder. Senin de gözlerinden öperim. Allah razı olsun. Böyle. Baba adı? Baba adı Namaz Parlak.
Anne? Cevahir Parlak. Yaş kaç? 1932 doğumluyum. 76 yaş. Tamam. Siz? Kemal abi merhaba. Mehmet'im merhaba. Fatih merhaba. Aydın. Aydın. Yaş kaç? Nasılsın? Yaş. 71. 71. Var mı oğlu Şak? Ha, yeni geldi. Nerede? Oldu. İstanbul'da. Ha, selamlar. Yaşar Aydın. Ha. Serkan Aydın. Tamam. Gel sen de bir çeşit. Narvuz Aydın. Gel. Deden evet, hepsine, hepsine selam gönder. Hepsine selamımı söylerim. Baş geldin Aydın. Sana Latif Aydın. Evet. Ha, geldi. Dedesi bunu bir kucağına al da çeksin. Gel. Onun adı ne? Çek. Şuyun. Sen de gel, sen de gel. Yazın. Alican. Sen de gel. Alican. Sen de geç bakalım. Geç oraya. Senin gel, adın gel. Ne? Geç. Barış sen de gel böyle yanıma. He. Gel kızlar gel. Bunlar da torunum. Tamam. Allah uzun ömür versin. Amin. Amin. Allah. Gelin bakalım gel, kızlar. Gel. Çengiler. Çekiyor şu an. Ben Yavuz İnan. Ben Yavuz İnan. He. Gurbette olan tüm akrabalarıma buradan ayrıca selam eder, büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerini öperim. Evet. Bizler de işte gördüğünüz gibi oturuyoruz burada, misafirler geliyor. Evet. Köy yeri, ben köyü çok seviyorum. Evet. Köyümün hastasıyım yani. Ben İstanbul'u falan güzel bir ay falan kaldım ama yine köy özlemi olarak koşup geliyorum buraya. Evet. Abim gelmiş Ankara'dan, yengem gelmiş. Evet. Babama, anneme, Yalova'daki kız kardeşim Melahi'ye, Gebze'deki eniştemiz Ali'ye, kız kardeşim Seliha'ya, ve Almanya'daki bütün... ablama evet. Ve yeğenlerime buradan kucak dolusu selamlar gönderir, gözlerini öperim. Tamam. İyi günler. Oğlum Kurtuluş'un da gözlerini öperim, yanındaki arkadaşlara da selamlarımı sunar, gözlerini öperim hepsini. Tamam. İyi günler. İyi günler. Biler canım. Evet. Konuşun, konuşun şimdi. Sen sor, ben konuşayım. Ne yapıyorsun şu an? Evliye ne yapıyorsun evliye sen? Evliye hengel pişireceğim. Hengel pişireceğim. Neyle yoğurdun? Bunu mu? Yumurtayla, sütle, he. Unla hani yapırız, yoğururuz. Ondan sonra da kündeliyiriz, açırız. Sonra? Sonra da suyu kaynatırız, dökürüz, soğanını, yağını, salçasını, yoğurdunu. Ondan sonra da afiyetle yiyiriz. Ad, soyad ne? Ad Fidan. Soy ismin? Bektemur. Bektemur. Kimlerden sen? Kimin kızı sen? Halil Boyun. Halil Boyun kızı. Halil Boyun. Rahmetli Halil Boyun kızı sen. He, Allah razı olsun. Ha, sen söyleyin de. Ben ne söyleyeyim? Sen benden sor, ben de söyleyeyim. Adın, soyadın? İsmim Dünya Malı Bektemur. He. Başkedikliğim, Başkedik'te oturuyorum. Evet. Hanım hengel yapıyor. Misafirlerimiz de geldi. Evet. Güzelce oturup beraber yiyecek. Allah'ımıza da şükür edecek. Evet. Ondan sonra herkes kalkıp kendi işine bakacak. Evet. Geçinip gidiyoruz işte. Selam gönderiyor musun? Selam tanıyan ve tanımayan, bilen ve bilmeyen, komşulara, kısımlara, akrabalara, hepsine bol bol selamlar. Hengeli merak eden de köye gelsin. Nerede onlar? Kaçmayın. Nereye kaçtı? Burası Bektemurların hayatı. Evet, evet, evet. Evet. Senin adın ne? Ömer. Küçük. Ömer. Ömer. Kimin oğlu? Ömer, Ömer, Ömer. Niye gizleniyorsun lan? Ömer gizlenme, ben gizlenme. Tamam. Yağmur geliyor. Şu dağın adı neydi Necmettin abi? Kızıldağ. Kızıldağ. Kızıldağ'a yağmur düşmeye başlamış. Vedat. Efendim. Arkadaş ne yapıyorsun? Seni de köyünde tanıdırmıyor. Nasıl? Tamam gidelim. Nereye gidiyoruz? Gelmiştir de bu. Berberin dükkanı. Hadi gidelim. Almanya'da da salamı da gönderelim verin. He. Kızların da gözlerini öperim. Hepsini Allah sağlık selametlik versin. Torunlarımı gönderelim öperim. Onlar İstanbul'da da. Sen? Ben de selamı da çocukların hepsini gözlerini öperim. Torunlarımı, evet. Kızlarımı. Oğlanın torunun gözlerini öperim. Oğlanın torunun çok gözlerini. Çok özlemişim onu, çok. Hepsini gözlerini öper, selam gönderirim. Hepsini Allah'a emanet.
emanet eder. Evet. Yağmur geliyor. Yağmur gelir. Çiftliklere yer yapar. Ha, tamam, kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Şey yaparsın, ya ben Vedat diyorum, Vedat diyorum, Muhammed mi diyeyim? İstediğini diyebilirsin. Muhammed diyeyim. Evet. Muhammed, ha. Bu şeyden bir tane bana, şu manzaradan. Ha, hangisini? Şundan mı? Şu manzaradan bir tane bana şey yap, çerçeve yaptıracağım. Tamam oldu. Tamam. Tamam. Çekerim şimdi. Aha. Şu ağacın gölgesi, su samuru bile yaşıyormuş burada ya, ne ilginç. Ya. Ama bol bol karga yaşıyor, o da daha ilginç. Evet. Şimdi sudan geçiyorum. Yarpızlar var böyle kenarda. Umarım düşmem. Yarpız. Tekrar bastım. Gerçekten çok güzel. Evet Baran. Bastım kirli. Dur bunu çıkarırım lan. Ne? Niye çıkardın? Sana bak. Ola üşüyersen. Ya yok. Bir dakika. Dur. Güzel çıkar. İnternetten çıkacağım. Yaşın kaçtı senin? 12. Maşallah. Ne attın buraya? Dırıvırı mı dedin? Dırıvırı. Dırıvırı. Çektin biraz mı be? Çek. Ya dur şey kamerayı alırım ele aldım seni. Ha kamerayı mı? Baran ikinci mi? Evet. Nergis teyzen mi koydu? Nergis ablan koydu adını değil evet. mi? Yağmur manasına geliyor. Yağmur manası evet. şeklinde. Evet. Burası neresi? Orta Gedik Alabalık Çiftliği mi? Evet. Eskiden burası çok iyiydi. Sonra ne oldu? Sonra? Hadi sen şu dırıvırının yanına gidelim. Gidelim. Bakalım balık bulmuş musun? Evet. Konuşabilirsin. Selam gönder. Heh. De ki oğluma, uşağıma. Bursa'da oturan oğlum Erdal'a. Heh. Üniversitede okuyan oğlu torunum Cihad'a. Konya'da üniversitede okuyan kız torunum Arzu Akbaba'ya. Efendim gelinim Mava'ya. Torunum Hasan Eyüp Hasan'a, İstanbul'da oturan oğlum Erkan'a, gelinim Sunay'a, torunum Serap'a selam eder, gözlerinden öperim hepsini. Adın, soyadın? Eller? Eller Dakbaba. He. Eller Dakbaba. Şimdi benim akrabam, annemin sağ dışlık yaptığı Zernişan Sultan'ı konuşturacağım şimdi. Sen konuş şimdi. Ha, sen de söyle, selam söyle. Çocuklarıma. Selam söyle çocuklarıma. Çocuklarıma, Erdal'a. Selam söyle, de ki selam. Erdal'a, Erkan'a, Leman'a, söyle gitsin. Selam söyle. Çocuklarına selam söyle, selam. Ha, söyle. Hadi. Söyle. Evet. Denen Erdal'a, Leman'a, Erkan'a selam. Konuşan mı? Konuş, konuş. Ne konuşuyor? Selam gönder de ki selam söylüyor hamamınıza. He, Hacı Hoca çok selam söyle. He. Başka? Anneme çok selam söyle. Başka? Oğluna, uşağına? Erdal'a, Erkan'a. Kime? He, orada da ki millet var hepsine çok selam söyle. Bu kadar mı? Bu kadar mı? Ben. Ne kadar? Başkedikler köyündeyiz. Şu an bir köylü koyun kırpıyor. Buralı mısınız? Buralı. Kimlerdensiniz? Boyunlardan. Hacı İsmail boyun nesi oluyorsunuz? Torunuyum. Öyle mi? Onu çekmiştim ben. Köyünüzdeydim ben. Haberiniz var belki. Gelmiştiniz ama. He. Bugün de yaylayı çektim. Hacı İsmail'in torunusunuz. Torunuyum. Hangisinin oğlusunuz? Nihat. Nihat Boyun oğlusunuz. Evet. Var mı İstanbul'da yakınınız?
kardeşlerim orada. Ha, selam gönderebilirsiniz. Amcalarım orada. Şimdi kamera çekiyor, şu an selam gönderebilirsiniz isterseniz. Evet. Selamlarımı söylerim. Evet. Burası Başketikler Yaylası. Burada inek sürüsü. Burası da gölümüz, suyumuz. Evet. Nasıl hayat? Güzel değil mi? Vallahi güzelliği de pek yok dedi. Uğraşma sen. Evet. Hacı İsmail amca 100 yaşında ya. Gittim çektim onu. Konuşturdum. 100 yaşında. Evet. Ama çok dinç. Çok böyle zinde bir insan. Dedemin sigarası yok. İçkisi yok. Kötü yolu yok. Evet. Çok güzel de şiirler söylüyor. Burada sıra kim oturuyor? Şu adam. Ha. Şunlar da bizim bu nahra gidenler. Ha, nahra. O Kürtçe konuştu zaten. O öyle şey yaptım zaten, evet. Bura haka oğul. Hakan hakan oku oynar bir sürü gelsin bir oyun. Herhalde kubir bu oyun bir kızım. Murat Boyd amcanız oluyor değil mi? Amcam. Evet. O da burada. Burada ha, az önce gördüm. Gördün mü? Hı hı. Hangi yerlerden gelirsiniz? Şeye, kendi köyümüzün yaylası. Ben Kuyucukluyum ya. Ne var taçı ya? Ama ya. Kürtçe biliyorsun. Ne var taçı ya? Hamam. Muhammed. Evet. Muhammed. Az kırman çı kındık sanım. Kındık sanım. Az biliyorum diyorum. Nerelisin? Iğdır. Iğdır. Neresinden? Halfeli köyünden. Halfeli köyünden. Ha, tamam. Yaş kaç? 14. 14 yaşında. Tamam. Tamam. Şimdi konuşabilirsiniz. Beyler nasılsın kızım? Ne zaman geleceksin? Zayıfın falan yoksa hemen gel. Öldü mü canım? Özlediniz galiba. Abi özledim. Sizin bir mesajınız var mı? Selam. Kim var İstanbul'da? O Bursa'da Nursen var. Nursen'di. Evet. Bursa'da. Bursa'da, İstanbul'da var. İstanbul'da. Ki bütün Başketikililere. İstanbul'da var. Onun sonra Edirne'de bakıyoruz. Hemen iki tanesi de Edirne'de. Evet. Allah bağışlasın. Çok siz sağ olun. Sen kimlerden, sen Kurbanoğlu? Ben Kuyucu köyündenim. Yani bulut diyorlar bize, bulutlardan. Tanır mısın ki? Yoksa Miktat Bulut'un torunuyum ben. Rahmetli. Murat senin neydi? Murat Bulut mu? He. Babamın amcası oğlu. Tanıyor musunuz onu? Tabii tanıyorum. Ha, siz kimlerdensiniz? Ben Bilal'ın kızıyım. Murat ben tanıyır. Murat da ona benden selam olsun. Aleyküm selam. Murat size. Soykır, yani siz de Başketik kızı mısınız? Başketik. Kimlerdensiniz? Ben Bilal'ın kızı ya. Soy isimler ne onlar? Onlar Akbaba. Akbaba şey, Ellez'le ilgili. Ellez benim emimdi. Amcanız. Onun hanımı da bizim köylü, Zerni Şakala. Evet. Suzan neredeydi? Kim Suzan? Suzan halam. O Esenyurt'ta oturuyor. Öyle mi? Ona da selam. O tanır değil mi seni? Tabii o da benim okul arkadaşım. Suzan halam. Nerede oturuyor? Esenyurt'ta tabela durağının aşağısında oturuyor. Evet. Tamam o Şimkiler bizim köyde de, bizim köyden de var örnek bahsediyor. Şükürüm var, belediyede. Zannederse o da mesaj göndermişti. Var. Evet. Senin adın neydi? Mertcan. Mertcan, soyadın neydi? Demir. Dava yoğullarından. Kimin oğlusun sen? Necati'nin. Gözleri masmavi. Masmavi mi? Çok teşekkürler. Sizden yaşlanık mı? Yaşlanmış tabii canım. Ama ben çok yaşlanmışım. Sizden. Yok gene sen dinçsin ya. Tamam oldu. Ona da selamınızı ilet. Ona da gönderin isterseniz selam. Suzan'a gönderdik ya selam. Ha, tamam oldu. Sözen diyoruz. Sözen diyoruz. Tamam oldu. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.